Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve allemel insâne mâ lem ya'lem. Vessalâtu vesselâmu alâ eşrefil enbiyâi vel murselîn seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ecmaîn. Hayrul hadîsi kitâbullah ve hayrul hedyi hedyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin finnâr. Allahümme allimnâ mâ yenfa'unâ ve enfa'nâ bimâ allemtenâ ve zidnâ ilmen nâfi'an ve elhetnâ bis-sâlihîn. Âmin velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tevbe suresinin 60. ayet-i kerimesinin tefsirine başlıyoruz. Ayet-i kerimeyi okuyalım ve Türkçe mealini verelim. Daha sonra tefsirine inşallah başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnneme sadakatu lil fukarai vel mesakini vel amilin aleyha vel müellefeti kulubuhum ve fiddiqabi vel garimine ve fî sebîlillâhi ve ibnissebîli farîdaten minallâh vallâhu alîmün hakîm. İnnemes sadakatu sadakalar, zekatlar, lil fukarâi fakirler içindir, vel mesâkîni miskinler, muhtaçlar içindir, vel âmilîne aleyhâ ve zekatı toplamakla görevli memurlar içindir. Vel müellefeti kulubuhum, kalplerini İslam'a ısındırmak istediğimiz kişiler içindir. Ve firrigabi, köle olup da kölelikten kurtulmak için para biriktiren köleler içindir. Vel garimine ve borçlu olup da borcunu ödemek isteyenler içindir. Ve fi sebilillah, Allah yolunda cihat edenler içindir. Ve ibn-i sebil yolcular içindir, yolda kalmışlar içindir. Faridaten minallah, bunlar Allah'tan bir farzdır. Zekatın bu 8 gruba verilmesi farzdır. Vallahu alimun hakim, şüphesiz ki Allah alimdir, hakimdir. Yani her şeyi bilmektedir ve yaptığı her işi hikmetle yapmaktadır. Ayetin Türkçe mealini bu şekilde verdikten sonra ayetin tefsirine bakalım. İnneme sadakatu lil fukarai vel mesakin. Galet Taberi şöyle demiştir. Ey la tunalu es sadakatu illa lil fukarai vel mesakin. Ve men semmahumullahu celle fena'uhu. La tunalu es sadakatu, sadakaları almaz. İlla lil fukara, yani sadakalar sadece fakirler içindir. Vel mesakin ve muhtaç olan insanlar içindir. Ve men semmahumullahu celle senahu, Allah-u Teala'nın bu ayeti kerimede isimlendirdiği, zikrettiği kişiler içindir. Vel ayetü taktadi hassas sadakat, ayet-i kerime innema edatıyla başladığı için sadakaların, zekatların hasredilmesi, sadece bu sınıflara verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ki buradaki sadakadan kasıt da, sadakalardan kasıt ve hiye zekatu, zekattır. Fi hadihil esnafi semaniyeti, ve zekatın bu 8 sınıfa verilmesi gerekir. Fela yecüz en yuta minha gayruhum. Evet, bu 8 sınıftan başkalarına zekatın verilmesi caiz değildir. Vel fakiru lezî lehu bulgatun minel işi. Bulga kelimesine bakalım değerli arkadaşlar. Bulga kelimesi, evet, yeterlilik, yeterli miktar anlamına geliyor. Evet, vel fakiru lezî lehu bulgatun minel işi. Fakir, yaşam için, hayatını devam ettirmek için yeterli miktarda malı olan,
kişidir. Vel miskinu, miskin ise ellezî lâ şey'e lehu, hiçbir şeyi olmayan, yiyecek, ekmeği, içecek suyu olmayan, daha muhtaç olan kişidir. Gâle Yunus'u, Yunus şöyle demiştir. Se'eltü arabiyen, efakirun ente, bir bedeviye sen fakir misin diye sordum. Tegale, o da dedi ki, la vallahi ben miskinim, hayır ben fakir değil miskinim dedi. Yani buradan şu anlaşılıyor, demek ki miskin fakirden daha muhtaç olan insandır. Ve gile denildi ki bazı alimlerde el miskinu ahsenu halen minel fakir. Tamamen tersini söylemişler. Miskin fakirden daha iyi halde olandır. Daha iyi halde olandır. Dolayısıyla fakir daha düşük seviyede olan, muhtaç olan insandır demişler. Vel mes'eletü hilafiyetün, ve bu mesele ihtilaflı bir konudur. Bu konuda farklı görüşler mevcuttur. Evet, zekat vel amilin aleyha, zekatı toplamak için görevli olan memurlara verilir. Ey el cübatüllezine yecme'une sadakati, sadakaları, zekatları toplayan memurlara verilir. Üçüncü sınıf insanlar bunlardır. Dördüncü sınıf insanlar, zekatın verilmesi gereken insanlar, vel müellefeti gulubuhu, evet, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere zekat verilir. Hüm, onlar kavmün min eşrafil Arap, Arapların eşrafından kişilerdi onlar. Atahum sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara vermiştir. Yeteellefe gulubehum alel İslam, onların kalplerini İslam'a ısındırmak için onlara zekattan belirli bir pay vermiştir. Ve rava taberiyyu an Saffan ibn Umeyye gale, Taberi Saffan bin Umeyye'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Lekad atani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki Allah'ın Resulü bana vermiştir. Yani zekattan belirli bir pay vermiştir. Ve innehu le'ebgadun nas ileyye, ki o benim insanlar içerisinde en fazla nefret ettiğim kişiydi diyor. Fema zale yu'tini, bana vermeye devam etti. Hatta innehu le'ehabbun nas ileyye, en sonunda o benim için insanlar içerisinde en sevimli kişi oldu diyor. Evet, beşinci sınıf olarak vefir rikab, ey vefi fekir rikab, kölelikten kurtulmak isteyenlere zekattan belirli bir pay verilir. Litahlisihim miner rikki, kölelikten kurtulmaları için onlara da zekattan bir pay verilir. Altıncı sınıf velgarimine, borçlu olanlara, borçlarını ödemede zorluk çekenlere zekattan belirli bir pay verilir. Ey medyunine ellezine eskalehum eddeynü, evet, borcun kendilerini zor duruma düşürdüğü borçlu olan insanlara da zekattan bir pay verilir. Evet, ve fi sebilillah, yedinci grup olarak Allah yolunda cihat eden mücahitlere zekattan bir pay verilir. Ey el mücahidine vel murabitine, Allah yolunda cihat edenlere, el murabitine, evet, sınırlarda ülkeyi düşmana karşı bekleyen askerlere, ve ma tahtecu ileyhil harbu minesillahi vel utadi vel atadi, evet, silah ve teçhizat için ihtiyaç olan durumlarda bu şekilde Allah yolunda cihat edenlere zekattan belirli bir pay verilir. Sekizinci sınıf olarak da vebnissebil, yolda kalmışlara, yolculara zekattan bir pay verilir. Ey elgaribullezî inqata'a fî seferihî, evet, yolcu olup da yolda malını, parasını yitirmiş olan ve yabancı olan yolcuya
yolda kalmışa zekattan bir pay verilir. İşte bu 8 sınıfın zekattan pay alması gereken kişiler olduğu ayet-i kerime ile açıkça ifade ediliyor. Faridaten minallah, ey faradahallahu celle ve ala, Allah Teala zekatı bu 8 sınıfa vermeyi farz kılmıştır. Ve haddedeha, ve bu 8 sınıfı da Allah Teala belirlemiştir. Teker teker. Vallahu alimun hakim, şüphesiz ki Allah alimdir, hakimdir. Ey alimun bi masalihil ibadi, kulların maslahatlarını çok iyi bilmektedir. Hakimun ve hikmet sahibidir. La yef'alu illa ma taktadihil hikmetü, Allah Teala ancak hikmet gereği iş yapar. Yaptığı her işi hikmetle yapar. Gale fit teshil, teshil adlı kitabında İbnül Cüzey şöyle demiştir. Ve innema hasara masrafes zekati fi tilkel esnafi, evet, zekatın verilmesi gereken sınıfları, grupları bu şekilde belirlemiştir Allah Teala ayette. Liyakta'a tam al münafıkine, münafıkların tamahkarlığını bu şekilde kesmek için Allah Teala ayetle zekatın kimlere verileceğini belirlemiştir. Liyakta'a tam al münafıkine fiha, zekat malındaki münafıkların tamahkarlığını bu şekilde kesmek için. Vettasalet hadihi fil mana bi ayetin lemzi fis sadakat. Dolayısıyla bu ayet-i kerime sadakalar konusunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ayıplayan, yeren münafıkları, münafıklarla ilgili ilişkili bir yönü vardır. Evet, böylece Tevbe suresinin 60. ayet-i kerimesinin de tefsirini bu şekilde yapmış olduk. Buraya kadar tefsirini yaptığımız ayetlerde geçen belagî nükteleri açıklayacağız. El-belâgatü. Birinci edebî nükte, belagî nükte değerli arkadaşlar. E'addû lehu uddeten beynehumâ cinâsul iştigâk. Evet, bu ikisi arasında cinâsul iştigâk sanatı vardır. Ve kedalike fi kavlihi, yine şu ayette de cinasül iştikak sanatı mevcuttur. Ukudu ma'al kaidin. Evet, bu ayeti kerimede de cinasül iştikak vardır. Yani aynı kökten gelen bir fiil ve bir isim aynı ayette kullanılmıştır. Dolayısıyla biz buna belagatta cinasül iştikak diyoruz. Saniyen, ikinci olarak وَلَا اَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ, bu ayet-i kerimede Galet Tıybi şöyle demiştir. فِيهِ اِسْتِعَارَةٌ تَبْعِيَّةٌ, bu ayet-i kerimede istiara, tab'iyye vardır. حَيْسُ شَبَّهَ, zira Allah Teala bu ayette benzetmiştir. شَبَّهَ, شَبَّهَ benzetti demek. حَيْسُ شَبَّهَ سُرْعَةَ اِفْسَادِهِمْ, onların bozgunculuklarının ne kadar hızlı olduğunu benzetmiştir. Neye benzetmiştir? Zatel beyin bin nemime bi surati seyrir rakip. Evet, hızlı bir şekilde insanlar arasında laf götürüp getiren kişiye ve insanlar arasını bozan kişiyi bir deveye binen ve hızlıca giden kişiye benzetmiştir. Er-rakib simme istu'ira leha el-ida' ve huvel bil-ibil. Evet, devenin hızlıca gidişine benzetmiştir. Vel-aslu, bunun aslı vele-avda'u rekaibe nemaimihim filalekum. Yani aranızda laf götürüp getirenler bu şekilde, hızlı bir şekilde insanların arasını bozmaktadır. Üçüncü edebi belagî nükte ise değerli arkadaşlar, ve inne cehenneme le muhîtatun bil kafirîn, bu ayeti kerimede
Fihi istiaratun, bu ayette de istiare sanatı mevcuttur. Haysu şebbehe vuku'ahum fi cehennem, onların cehenneme düşmelerini, cehenneme girmelerini benzetmiştir. Bi ihatetil aduvu bil cündi, düşmanın orduyu kuşatmasına, ihate etmesine benzetmiştir. Veyahut da ev esivar bil miasam, evet, bileziğin kolu kuşatmasına benzetmiştir. Ve itharul cümleti ismiyeti, ve burada isim cümlesi kullanılmıştır. Ve inne cehenneme le muhitatun bil kafirin ayetinde neden isim cümlesi kullanılmıştır? Liddelaleti ala alefebati vel istimrar. Yani bu mananın sabit olması ve sürekli olmasını ifade etmek için isim cümlesi kullanılmıştır. Rabian, dördüncü belagî nükte ise in tusibke hasenetün teskum, sana bir iyilik dokunduğu zaman onları ne yapar? Üzer. Ve in tusibke musibetün, evet, sana bir kötülük dokunduğu zaman sevinirler. Bu ayeti kerimede el ayetü fiha minel muhassenatil bedi'iyeti, bu ayette bedi'i, belagî güzellikler vardır. Ma yusemma bil mugabele, mukabele denilen belagî güzellikler mevcuttur. Hamisen, beşinci olarak, beşinci belagî nükte ve alallahi felyetevekkel. Evet, bu ayeti kerimede sadece Allah'a tevekkül etsin. Takdimul car vel mecrur. Car ve mecrur, ala harfi cerdir. Allah lafzı mecrurdur. Dolayısıyla alallahi car ve mecrur diyoruz buna. El car vel mecrur, alel fiili, fiilin önüne getirilmiştir. Fiilden önce zikredilmiştir. Neden? Bir ifadetil hasr, hasır ifade etmesi için böyle bir takdim yapılmıştır. Ve izharul ism, Allah isminin zikredilmesi ise ve izharul ismil celil, Allah'ın yüce isminin zikredilmesi, mekanel idmar, burada zamir yerine aleyhi felyetevekkel denileceği yerde ve alallahi şeklinde Allah ismi celili ne yapılmıştır? Açıkça zikredilmiştir. Niçin böyle yapılmış? Bir terbiyeti rav'ati vel mehabeti, evet, insanın kalbine, gönlüne Allah korkusunu sokmak ve Allah korkusuyla terbiye etmek için böyle bir üslup kullanılmıştır. Sadisen, altıncı olarak, altıncı belagî nükte olarak tav'an evkerhen, isteyerek veya istemeyerek, beynehuma tıbak, yani tav'an ve kerhen kelimeler arasında tıbak sanatı mevcuttur. Ve kezalike beyner rıda ve sakat, rıda ve sakat arasında tıbak sanatı olduğu gibi fi kavlihi, şu ayet-i kerimede radu ve indem yu'tu idâ hum yeskatûn. Evet, burada rıza ve sakat, razı olma ve kızma ifade eden bu kelimeler arasında, bu fiiller arasında nedir? Yine tıbak sanatı mevcuttur. Sabian, yedinci olarak, yedinci belagî nükte olarak alimün hakim, alimün mübalağa sigası, her şeyi bilen anlamındadır. Hakimin, yaptığı her işi hikmetle yapan anlamındadır. Evet, bu alimun ve hakimun sigatun fail, fail sigasında gelmiştir bu kelimeler. Niçin? Lil mübalağati, mübalağa, abartma ifade etmek için bu sigada getirilmiştir. Ey azimul ilmi, yani ilmi çok geniştir, her şeyi bilir anlamında. Vel hikmeti, ve hikmeti de efendim çok geniştir, her yaptığını hikmetle yapar anlamındadır. Evet, böylece ayetlerde geçen belagî nükteleri de bu şekilde açıklamış olduk değerli arkadaşlar. Evet, burada latifetün, bir latife var, bir ince nükte var.
قال الزمخشري في قوله تعالى, Zemahşeri şu ayetle ilgili şöyle demiştir. Ve qilek udu ma'al qaidin. Yani oturanlarla birlikte oturunuz denildi. Evet, burada haza zemmun lehum. Evet, burada savaştan geri kalan, cihattan geri duran münafıklara bir zemmetme, onlara ayıplama vardır. Onları kınama, yerme vardır. Ve tacizün ve onların ne kadar aciz olduğunu ifade etme vardır bu ayette. Ve ilhagun bin nisa'i ve sibyan ve zümena, evet, kadınlarla, çocuklarla ve yaşlılarla onlara ilhak edilmek suretiyle onların ne kadar aciz olduğunu ifade etme vardır. Ellezine şe'nuhum el-ku'ud, nitekim kadınların, çocukların, yaşlıların savaşa katılmaları elbette mümkün değildir. Onlar savaştan geri kalırlar ve evlerinde otururlar. Vel cusum fil buyuti, evlerinde otururlar ve kalırlar. Ala haddi kavlil gail, şu sözdeki ifadede olduğu gibi şair şöyle demiştir. Da'il mekarime, evet, güzel hasletleri bırak. La terhal libuyetiha, o güzellikleri aramak için gitme, yolculuk etme. Veb'ud, sen otur. Fe inneke entet ta'imu el kasiz, çünkü sen yiyen ve giyensin. Yani senin savaşa çıkma durumun yok, cihada çıkma durumun yok. Sen otur anlamında böyle söylemiştir. Tenbihun, burada bir dikkati çekme var. Gale İbn-i Kesir'in İbn-i Kesir şöyle demiştir. Lemma gadimen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el-Medine'te, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman Ramethu el-Arabu an Gavsin Vahidetin, evet, ona Araplar bir tane yay attılar ve harabethu yahudun yahudul medineti ve Medine Yahudileri onunla savaştı ve münafıkuha ve Medine'deki münafıklar peygamberle savaştılar. Felemma nasarahullahu yevme bedrin, Allah Teala peygamberine Bedir gününde yardım ettiği zaman ve ata kelimetehu ve ala kelimetehu ve Allah kendi sözünü, kendi kelimesini yücelttiği zaman Gale İbni Übey, Abdullah İbni Übey İbni Selul ve ashabuhu ve arkadaşları dediler ki, yani münafıkların reisi ve arkadaşları, onun yanında olan diğer münafıklar dediler ki, هَذَا اَمْرٌ قَدْ تُوَجَّهُ, yani akbele, evet, bu meydana gelmiş bir olaydır, kesinleşmiş bir olaydır dediler. فَدَخَلُوا فِي الْاِسْلَامِ zahiren, dolayısıyla İslam'ın ve peygamberin ve Müslümanların muzaffer olması sonucunda zahiri olarak İslam'a girdiler münafıklar. Müslüman gibi gözüktüler. Sümme kullema e'azzallahu l-İslam'a ve ehlehu, Allah Teala İslam'ı ve İslam'ın ehlini, Müslümanları yücelttiği ve aziz kıldığı zaman e'gâzahum zâlike, bu durum onların zoruna gitti. Vesâ'ehum ve onların istemediği bir durumdu. Ve lihâdâ gâle teâlâ, işte bundan dolayı Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ve zahara emrullah, Allah'ın emri, İslam dini açıkça ortaya çıktı ve bütün dinlerin üzerinde yüceldi. Ve hum kârihûne, ve münafıklar elbette, Yahudiler, Hristiyanlar İslam'ın yücelmesini ne yapıyorlardı? İstemiyorlardı, kerih görüyorlardı. Evet, böylece
bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli arkadaşlar. Evet, inşallah gelecek dersimizde Tevbe suresinin 61. ayet-i kerimesinden 74. ayet-i kerimeye kadar tefsire başlayacağız. Bugünkü tefsir dersimizi şu duamızla bitiriyoruz. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el-Fatiha.